Suriye ile dost değiliz. Ya yani Suriye halkı bizi bir kere çok çok sevmesi lazım. Bizim de onu çok sevmemiz lazım. Bizim silahımız sevgi olması lazım. Irak'ta Şiileri sevmemiz lazım. İran'ın Şiilerini sevmemiz lazım. Biz çok modern bir devlet olmalıyız. Modern bir millet olmalıyız. Avrupa üzeri Avrupalı görünümünde olmalıyız. Sanatta, estetikte, kalitede dünyanın en ilerisi olmamız lazım. Biz savaş işlerine girmememiz gerekiyor. Biz her şeyi kültürle, sevgiyle, bilgiyle halletmemiz lazım. Akılla halletmemiz lazım. Mesela biz Suriye'ye girelim ama kültürle girelim. Sevgiyle girelim. Irak'a girelim, sevgiyle. Libya'ya sevgiyle girelim. Bütün bölgeyi kendimize dost edinelim. Dost canlısı olalım. Yani böyle sevgi kaynasın bizim içimizde. Her yere adalet götüreceğiz, sevgi götüreceğiz. Her yerde de kanı durduracağız. Biz mesela sürekli kan aleyhtar olmamız lazım. Sürekli operasyon aleyhtar olmamız lazım. Hayır, güçlü bir ordumuz olsun, kat kat güçlüsü olsun. Ama orduyu devreye sokmayalım. Sadece caydırıcı güç olsun. Mesela IŞİD'in olduğu bölgelerde halk evet diyor, bunlar katı. Doğru. Ama çok rahat ediyoruz diyorlar. Bize sevgi saygı gösteriyor diyorlar. Ama PYD veya Şii milislerin olduğu yerlerde halk dehşet içinde. Yani çünkü sevgi göstermiyorlar. Ama biz onlara sevgi göstertirsek kısa sürede onlar sevgi öğrenirler. Şiilere hiç sevgi göstertilmedi şu ana kadar. Hep dışlandılar. Hep dövüldü, sövüldüler, öldürüldüler. Sahip çıkarsak sevgiden anlamayacak insan değiller. Hazreti Ali'nin ismini duyunca ağlıyorlar. Ehli Beyt'in ismini duyunca ağlıyorlar. Demek ki çok iyi biliyorlar sevgiyi. Bizim varsa yoksa iman ve imandan kaynaklanan sevgimizdir silahımız. O kadar. Başka hiçbir silahımız olmaz bizim. Yani koyu dindar oluruz. Biz aslında İsrail gibi olmamız lazım. İnşallah. Koyu dindar. Fakat çok sevgi dolu. Hiç kimseden böyle intikam almayan, herkesi barıştırmaya çalışan, herkesin iyi olması için uğraşan olmalıyız. Milli menfaat dinde bir konu olmaması lazım. Herkesin menfaat için uğraşmamız lazım. Kendimiz ezilmeliyiz, başkalarının mutluluğu için uğraşmalıyız. Böyle asil bir millete, asil bir devlete bu yakışır. Bize çıkarcılık yakışmaz. Egoistlik yakışmaz. Mesela Ermenistan, açarız sınırları hiç karşılıksız. Gelin buyurun deriz, o kadar. Mesela Yunanistan batıyorsa, açarız sınırlarını. Ticaretini düzeltmek için bütün gücümüze gayret ederiz. Orada gider tesisler kurarız, burada onlara tesisler kurdururuz. Acırız, şefkatle yaklaşırız. Acıma derken tabii aşağılayıcı bir acıma anlamında değil. Herkes herkese acır. Onlar da bize acır, biz onlara acırız, Müslümanız. Bir de Türkiye'nin en önemli çalışacağı konu, klasik siyasetten bir çıkmamız gerekir. Klasik siyasette kıyasıya birbirine muhaliflik var. Mesela AK Parti CHP'yi çok sevmesi lazım. MHP'yi çok sevmesi lazım. Yani partilerin arasında rekabet tamamen usulen ve şaka yollu olması lazım. Biz bütün dünyaya yönelik mesela Suriye'yi barıştırma grubu diye bir şey kurabiliriz. Bayağı uğraşırız. İsrail ile Filistin'i barıştırmak için uğraşırız. Mesela Filistin'de İsrail kan dökerse bu kanı durdurması için ricacı oluruz. Aşağılamayız. Ya ne yapıyorsunuz deriz yani. Allah rızası için yapmayız. Tevrat'tan konuşuruz, anlatırız. Özür dileyin, barışın deriz yani. Bu şekilde bir uslubumuz olur. Bu dünyanın görmediği bir kişilik benim anlattığım. Yani mesela bizim siyasetimiz klasik siyaset. O ona, o bana. Ya ne gerek var? Mesela Tayyip Hoca'ya sayın işte CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir şeyler söylüyor. Ama ağır sözler söylüyor, çok ağır. Yok desin ya, biz kardeşiz. Şakalaşırız da, konuşuruz da. Kavga deriz ama kavgamız şakadandır der. Değil mi? Ya ciddi bir kavga olmaz. Şakadan kavga olabilir. Ya bizim kendi içimizde
birbirimizle uğraşmamız intihar gibi bir şey. Yani deli olmamız lazım bunu yapmamız için. Asla birbirimizle uğraşamayız. Çünkü küçük bir topluluğuz biz. Bütün dünyanın sevgiye ihtiyacı var. Biz ancak bir araya gelirsek ucu ucuna öğretmenlik yapabilecek durumdayız. Mesela kendimizin ihtiyacı bile olsa gidip yardım edelim. Yunanistan'a yardım edelim. Azerbaycan'a yardım edelim. Değil mi? Mesela daha çalışkan olalım. İsrafı durduralım. Mesela milletçe birden karar verelim. İsraftan elde edilecek parayı fakire fukaraya dağıtalım. Mesela İsrail karşıtı olmak sükse biliniyor. Mesela İsrail'e düşmansa, hepsini öldürmek lazım falan deniyorsa, ya diyor adam ne kadar takva Müslüman, ben buna çok güvenirim diyor. Ya İsrail'e yazık mesela, onlara şefkatle yaklaşalım, çocuklarına, insanlarına, doğru insanlarını sevelim dersen, ya bu diyor herhalde İsrail ajanı bilmem ne. Yani yahut kripto Yahudi. Yani abuk subuk izahlar.